Dondurucudan çıkardığım sütle yoğurt yapıyorum arkadaşlar. Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar diyorum ve başlıyorum. Evet arkadaşlar ben böyle yoğurt yapmaya müsait olmadığım zaman ya da elimdeki yoğurt tükenmemişse eğer yeni gelen sütü hemen buzluğa atıyorum. Bu şekilde donduruyorum. Ee, yani direkt çiğ haliyle donduruyorum ve o şekilde pişiriyorum. İsterseniz pişirip de dondurucuya atabilirsiniz. Çıkardığınızda direkt çözdürüp e, kaynatıp mayalayabilirsiniz. Ama zaten şunu söyleyeyim. E, bu don çözünene kadar... Yine süt kaynayacağı için çiğden direkt atabilirsiniz bununla uğraşmanıza gerek yok ee, yoğurtta da herhangi bir sorun olmuyor onu da belirteyim tabi bunu çıkarırken biraz dikkatli olmak lazım pet şişe elinizi kesmeden bir şekilde çıkarmaya çalışacağız ee, ben şöyle büyük bir tencere bulmaya çalıştım 2,5 buçuk litrelik donmuş haldeki sütü büyük tencereme daha doğrusu düdüklü tencereme koydum arkadaşlar. Altını size gösterdiğim gibi böyle tam böyle harlı ateş değil de bir tık daha kısık olması gerekiyor. O şekilde açıyorum. Ee, sebebi şu çok harlı ateş olursa bir anda buzunu eritmek den ziyade e, eriyen sütü bir anda yakacaktır o yüzden orta ateşten bir tık daha kısık olursa ağır ağır donu çözülecek ve aynı zamanda da sütümüz pişmiş olacak onu belirteyim sizlere hızlandırılmış olarak bu e, sütün nasıl eridiğini de göstermiş oluyorum aynı zamanda Arkadaşlar e, yani yine ocağın şeyine göre değişecektir mutlaka ayarına göre. Ama söylediğim gibi böyle orta ateşten bir tık daha kısık olursa yaklaşık bir 15-20 dakikada eriyip tamamen e, kaynar duruma gelmiş oldu. E, ben şöyle bir detay göstereceğim sizlere. Bu erirken tabii bir yandan da e, şunu ekledim. Hemen hemen erimek üzereyken küçük bir tabak attım içerisine. Bu benim her zaman bir detayımdır. İçerisinde bir e, cam nesne olursa. Ya da e, demir kaşık gibi sütünüz taşmayacaktır. Onu göstermek için sizlere e, hatta şöyle bakarsanız yukarı doğru hiç köpüğü çıkmadı. Tenceredeki lekeden de bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu süt kabarıp taşmaya yönelmedi. Ben altını orta ateşten daha kısa getirip e, bıraktım sütü kaynadı. Ara ara kontrol ettim ve ondan sonra altını kapattım. Yani böyle başında beklemenize bile gerek kalmayacaktır. Ee, şu ana kadar hep böyle yaptım arkadaşlar onu belirteyim şimdi sütümü bu mayalayacağım kaba alıyorum ee, düdüklü tencerenin içerisinde de bir miktar süt bıraktım iki buçuk litrelik bir süt var elimde ee, bıraktığım bir miktar süt zaten hemen hemen soğuk kıvama gelecektir onu da daha öncesinden buzdolabından çıkardığım yoğurtla e, birleştirip o şekilde mayalayacağım şimdi sütüm gerekli kıvama geldi ee, serçe parmağımı sütün içerisine koyduğumda 5 saniye sayıyorum. Ve 5 saniyenin sonunda parmağımdaki e, ısının fazla olduğunu yani böyle derler ya parmağımı ısırdı diye öyle bir kıvam olmalı arkadaşlar. O şekilde sıcaklığını ölçebilirsiniz. Özellikle serçe parmak bu ısı ölçüsü için çok daha uygun diye düşünüyorum. E, büyüklerimizin vardır bir bildiği deyip geçelim. Ben e, mayalarken yoğurdu biraz fazla tutuyorum. Çok daha az kullananlar var. 2,5 litreye e, yaklaşık 2,5 kaşık Yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Bu sizlerin tercihi tabii ki. Bunu iki buçuk litrelik sütü yaklaşık bir buçuk kaşıkla da mayalayan hanımlar vardır ya da beyler. Bunu duyuyorum tabii ki ama ben bu şekilde bir litreye bir kaşık olabilecek kadar hemen hemen bir oranla yoğurt ekliyorum. Tencerenin içerisinde bıraktığım sütle birlikte bu yoğurdu karıştırdım. Tamamen böyle e, iyice çırpar gibi bir e, şey işlem yapmamız gerekiyor ki iyice homojen bir karışım olsun. İstersem az e, yoğurdumun içerisinde pütürler vardı. O da sütün içerisinde biraz kaldı. Onu belirteyim ama bu yoğurdumuzda herhangi bir sorun oluşturmayacak. Tamamen pürüzsüz bir yoğurdumuz olacak Allah'ın izniyle. Ee, şimdi arkadaşlar yoğurtlu karışımı döktükten sonra sütün içerisinde tamamen her yere ulaşsın diye şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Her yerine homojen bir şekilde dağılmasını istiyoruz bu yoğurtlu karışımın. Ee, tamamen şöyle karıştırıyorum. Özellikle de gösteriyorum sizlere bu aşamayı. İyice karıştığından emin olmak istiyorum. Hani böyle sadece bir tık karıştırıp bırakmıyorum ben açıkçası. Tamamen karıştırıyorum. Bu Tupperware markasının hamur mayalama kabı. Ben bunda yoğurt da yapıyorum. Buradaki yoğurtların güzel olduğuna inanıyorum açıkçası bu kapta. Ee, i̇sterseniz bunu kavanozda da yapabilirsiniz. Bu şekilde kavanozda yaptığım e, farklı bir videom da var. Onu da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz kapağın tamamını kapatmadım arkadaşlar. Ee, o şekilde hani yoğurt çabuk ekşiyebiliyor bazen. Kap büyük ve mayalama kabı olduğu için e, kabın kapağını birazcık aralık bıraktım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu e, üzerine örttüğüm yoğurdu yaklaşık 5 saat kadar bekleteceğim. Eğer yoğurdu çok sıcak havalarda mayalıyorsanız bunu 4 saate düşürebilirsiniz. Arkadaşlar yoğurdumuz bu şekilde 4 buçuk ,5, 5 saate yakın bekledi ve kapağını açtım. Üzerinde şöyle hafif bir sulanma gibi bir şey görünüyor. E, bu sizi aldatmasın. Ee, i̇sterseniz üzerine bir böyle bir tane havlu kağıt koyabilirsiniz. Bunu bu yoğurdu hiç bölmeden e, minimum 12 saat buzdolabında kapağı açık olarak beklettiğimizde bu kıvama geliyor. Gördüğünüz gibi hmm. tamamen oturmuş bir yoğurt haline geldi. Kaygan bir kap oldu hiç bakın şöyle eğdikçe birlikte şu bir tarafa doğru kayıyor ama ayrıca bölünmüyor arkadaşlar. Yine istediğimiz kıvamda bir yoğurt elde edebildik. Onu söyleyeyim. Ee, genel olarak bu kapta yaptığımda çok daha güzel yoğurtlar elde ediyorum. Ayrıca hani eğer yer sorununuz varsa kavanozlarda da yapabilirsiniz. Bu kapta yoğurt mayalama gerçekten e, genel anlamda iyi bir sonuç veriyor. Ben onun için bunu tercih ediyorum. Ee, Özetle arkadaşlar, buzdolabında tuttuğumuz, daha doğrusu buzlukta tuttuğumuz dondurulmuş sütümüz varsa ondan da gayet güzel, harika bir yoğurt elde edebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.